Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim Sivas katmeri. Böyle kat kat ayrılan çok güzel bir katmer tarif vereceğim. Özellikle bunu Sivaslı bir arkadaşımdan alarak yaptım tarifini. Hemen hamurunu yoğurarak başlayacağım. Hamurunun dinlenmesi gerekiyor. Öyle çok fazlasıyla malzemesi de yok. Kullandığım bardak 200 ml'lik klasik bardaklardan. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 1 paket kuru maya. Öncelikle bunları karıştırıp birbirine yedireceğim. Çeyrek çay bardağı, yani 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Onu unutuyordum. Yeterince çırptım. Burada 4,5 su bardağı unu yanıma aldım. Şimdi yavaş yavaş ilave edip yumuşak bir hamur elde edeceğim. Çok böyle elinize de yapışmasın. Bir spatula ile önce bir toparlayayım. Eğer un gerekirse tekrar alacağım. Şimdi bunun hepsini ilave edeyim. Yanıma bir su bardağı un daha aldım. O şimdi kenarda dursun. Şimdiye kadar 4,5 su bardağı un koydum. Bardağınızı dolu dolu iyice doldurun. Elimi soktuktan sonra bir daha un alması zor olabilir. Hamuru tezgahın üzerine aldım. 1 su bardağı undan şu kadarcık kaldı. Şimdi ara ara onu da böyle serpip hamuru toparlayacağım. Toplamda 5 dakika boyunca toparladıktan sonra hamurunuzu yoğurun. Hamuru yeterince yoğurdum. Hemen şöyle yakından kıvamını da göstereyim. Olduğunca yumuşak ama elime de yapışmayan bir hamur. Şimdi tekrar kabın içine alıyorum. Üzerine streç filmle kapatıyorum. Yarım saat 40 dakika boyunca hamur iki kat olana kadar mayalandırıyorum. Üzerine streç kapatmayı ihmal etmeyin. Streç kapattığınız zaman hem daha güzel mayalanıyor hem de daha çabuk. Hamuru getirince dinlendirdim. Mutfağım küçük olduğu için salonuma tahtamı getirdim ve üzerinde rahat rahat çalışacağım. Hemen streci açıyorum. Toplamda 1 saatte bu şekilde mayalandı. Hamuru tezgahın üzerine çıkarıyorum. 150 gram tereyağını erittim. İçerisine yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Yağı eritip soğutun. Sıcakken hiçbir işlem yapmayın. Hemen bu kenarda beklesin. Birazcık tahtamı şöyle yağlayacağım. Unu kullanmayacağız. Bu aşamadan sonra yağ ile devam edeceğiz. Hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Arada tahtayı yağlayarak yuvarlak bezeler elde ediyorum. Üzerine tereyağından sürüp bir 5-10 dakika bu şekilde bekleteceğim. Hamuru yeterince dinlendirdim artık. Şu iki taneyi kenara alayım. Elimle şöyle hafif açıyorum. Hiç isterseniz merdane kullanmayabilirsiniz bile ama ben merdane ile açacağım. Direkt elinizle bile bayağı açılıyor. Çok güzel bir hamur oldu. Eğer ki baktınız açılmıyor, bekleyin. Birazcık daha dinlendirdikten sonra açma işlemini yapın. Şimdi yağı eşit bir şekilde sürüyorum. Her katına süreceğim. Üstünü kapatıyorum. Tekrar yağ sürüyorum. Bu aşamalarda yağ sürmeye özen gösterin. Katlarımızı bu şekilde ayıracağız. Tekrar yağ sürüyorum. Ve çekiştirerek kapatın.
Şimdi bunu kenara alayım. Kenarda beklesin. Ben hemen diğer hamura geçeyim. Bayağı açıldı. Tekrar yağlıyorum. Her katında yağ kullanmayı ihmal etmeyin. Kenarı ayırdım ve katladım. Hamuru üzerine kapatıyorum. Her katladığımda yağ sürüyorum. Hafif çekerek. İlk katmerim hamuru hazır. Şimdi kenarda beklesin. Aynı işlemle diğer iki hamurumu da hazırlayacağım. Toplamda iki tane katmer oluyor. Dört hamurdan. Böyle çok yağlı gibi gelebilir arkadaşlar ama yağlı olmuyor. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hamuru açıyorum. Şimdi ilk yaptığımla hamurumu açmaya başlıyorum. Diğeri birazcık dinlensin. Hafif yağlıyorum. Elimle açıyorum. Tepsinin büyüklüğüne göre ben hemen tepsimi yanıma aldım. Benim mini fırın olduğu için ben tek tek pişireceğim. Ama sizlerin fırını büyükse iki taneyi yan yana pişirebilirsiniz. Yağlamayacağım. Yeterince hamur yağlı. Sivas katmerinin görüntüsünü vermek için olan çizgileri atıyorum. Hafif şöyle yan yan. Çok bastırmadan. Bir 10 dakika böyle tepside maya andıracağım. Üzerine bir tane yumurtanın sarısını çırptım. İki hamur içinde kullanacağım bunu. Ve içerisine kalan yağı da aktarıp çırptım. Şimdi ben bunu fırına götüreceğim. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ve diğer hamurumu da aynı işlemde hazırlayacağım. Piştikten sonra diğerini atacağım. Çünkü tek tek pişirmem gerekiyor fırınımdan dolayı. İkisini aynı anda pişiremiyorum. Eğer sizin zamanınız varsa yumurta sarısını sürmeden bir 20-25 dakika daha fazla bekletebilirsiniz. Şimdi fırına götürüp pişiriyorum. Fırından çıkardım ve 15-20 dakikadır dinleniyordu. Hatta birazcık soğudu, bir tepsisi de bitti. Gerçekten çok güzel olmuş. Size de bunu göstermek için beklettim. Şöyle altını da göstereyim. Çok da güzel kızardı. Altı da üstü de hemen dilimleyeceğim. Çıkartayım. Şu iç kısmını da göstereyim. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfakta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.